Işın da aslında tam yerine geldiği yer. Ben Hüseyin diyeceğim, sen şimdi değiştireceksin. Ya tabii şimdi millet bozuk çalıyor. Adı Hüseyin olanlar var vesaire. Dolayısıyla biz ona şey diyelim, Bertunç. Tek Tarçın diyelim. Yani çok yani Hüseyin'le alakalı. Tamam. Bertunç diye de bir isim arıza çıkarsa biri, de, biri demiş, madem demişler devam edelim. Ha. Luca diyelim bir şeyde. Ha, Luca. Tam yerinin geldiği yer, Lukalar birbirleriyle nasıl örgütleniyor, neden bir araya geliyor, bu bir araya gelmeler ne tür sonuçlara neden oluyorun hikayesi. Ama bu araya biraz evrimi de bahane ederek sosyal konularımızı da konuşalım istiyorum, aradan sıkıştırayım istiyorum. İzninle şu özgür irade neydi, biyolojik istek neydi, istekle iradeyi ne ayırıyordu birbirinden falan gibi mevzuları da birazcık konuşalım. Daha biz Luka'dayken, bu program bitmez. Birinci aşamasındayken, çünkü gelen yorumlardan anladığım kadarıyla insanlara da gerçekten acık dert olmuş mevzunun. Bir yerde bir irade demişiz galiba. Bana da dert olmuş mevzu. Ha, sen şimdi istek deyip çıkacaksın değil mi mevzunun içerisinde? Yok şey, ama bir yerde tabii, demişiz biz. Tabii. Tam hatırlayamadım nerede olduğunu ama. Sohbetin içerisinde bunun gerçekleşmesinde azıcık şimdi özgür irade var mı yok muya bir girdik çıktık böyle şeyde. Şimdi birazcık daha içine girelim bakalım, özgür irade var mı yok mu? Ya baksana, biz programda özgür irade demesek bunlar da gelmeyecekti. Özgür irade falan yok, bunlar boş işler. Orada dedik diye oluyor bütün bunlar ya. Peki bu özgür irade mi? Özgür irade, evet. Özgürü açmak lazım biraz. Özgür irade, yani kelimelerin dünyadaki karşılığı önemli aslında. Özgür iradenin, yani bilimsel anlamda dünyadaki teknik karşılığı ne? Bilimsel bir terim değil. Aynen ruh gibi. Özgür irade de bir zannımızdan, felsefi bir değerlendirmemizden kaynaklanan bir ifade. İngilizce orijinali free will. Free, özgür gerçekten. Will de irade, istenç gücü demek. İstek. Evet. Şimdi özgür irade, insanların bazı şeyleri nedense sırf akıllarına doğduğu için yaptığını sallayan ve işte böyle bir güce sahip olduğunu öngören bir bakış açısı. Bunun deneysel ya da gözlemsel kanıtlarını üretmek için insanlar belki de 100 yıldır çalışıyorlar. Yani bu modern tekniklerle de son 50 yıldır çok fazla çalışılan bir şey. Özgür irade, herhangi bir dışsal yönlendirmeye bağlı olmadan, hiçbir önceki nedene dayanmayan, tamamen zihinsel, işte dünyada bir anda doğan herhangi bir hikayenin aksiyona geçirilmesi, harekete dönüştürülmesi gibi anlaşılabilse de böyle bir şey olduğuna dair herhangi bir kanıtı şimdiye kadar bulamadık. Özgür irade bir kere mantık itibariyle araştırılması zor bir konudur. Onu birazdan açarız. Çünkü yani canlılığa nasıl baktığınız, dünyaya nasıl baktığınızla ilgilidir özgür iradeyi nasıl tarif edeceğiniz. Bu biraz ağır felsefi bir mevzu ama yani... Bu sadece doğunun konusu mu? Hayır. Sadece. Tam tersi aslında batının konusu. Batının konusu da değil mi? Yani biz bunu İngilizceden çevirdik bir kere. Yani bizim kendi derken doğu literatüründe, doğu bilgeliğinde ya da biliminde ya da felsefesinde bu iş işte İslam medeniyetindeki cüz'i irade gibi çok küçük bir etki gücü cinsinden tanımlanmış. Ama Batı'da özellikle bu aydınlanma ve sonrasında işte gelişen biraz da pozitivizme falan yol açmış olan düşünüş biçiminin temellerini oluşturan şeylerden bir tanesi insanın özgür irade sahibi varlık olduğu. Biraz da tabii hani Tanrı ile insanın yollarını ayırma, bu laikus dediğimiz, işte laiklik dediğimiz bugün düşünce tarzının oturmasıyla falan da ilgili bir şey. Dolayısıyla insan özgür irade sahibi bir varlıktır. İşte kendi hareketlerinden o yüzden sorumludur. Hukuk da bunun üstüne biner. İşte her türlü günlük yaşamda ne biliyorsak hepsi bunun üstüne oturur. Şimdi mesela bilimsel olarak özgür iradeye dair hiçbir kanıt bulamıyoruz. Dünyanın durması lazımdı ama durmuyor. Çünkü biz hala özgür iradesi olan varlıklar gibi davranmayı ve mesela demokrasiyi bunun üzerine kurduk yani. Tabii suçluyu öyle cezalandırmayı, iyilik yapanı öyle ödüllendirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü iyilik yapan da, suç işleyen de otomatik pilotta bunu yaptıysa o zaman suç da yok, ödül de yok, iyi de yok, kötü de yok. Hmm. Her şey ortadan kalkardı. Dolayısıyla bu bir sanrı, ortak paylaştığımız bir sanrı gibi gözüküyor. Belki de vardır ama kanıtını bulamadık. Bilimde bir işte Carl Sagan'ın lafı var, kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir diye. Belki başka bir açıdan bakınca bir şeyi göreceğiz ama istersen işin özünü söyleyeyim. Yani işin özü şöyle bir şey. Şimdi materyal dünyadan neşet etmiş bir canlılık ve hiçbir üst işte büyük sebebe dayanmayan, maddesel dünyanın etkileşimleriyle oluşan bir canlılıktan bahsediyorsak ve ondan ortaya çıkmış bir bilinçten de bahsediyorsak eğer,
Maddi dünyada özgür iradeyi oluşturacak herhangi bir etkileşim tipi yoktur. Dolayısıyla oluşan ister bir kaya, ister bir timsah, ister bir insan olsun, sürekli çevreyle olan etkileşimle işte bir takım davranışlar gösteren ve neden sonuç zinciriyle davranan işte standart, nasıl diyelim, bu İngilizcesi onun causal ama Türkçe ne deriz ona? Neden sonuç zincirine dayanan bir yapısı olması lazım. Dolayısıyla materyalist bakış açısıyla, felsefi anlamda söylüyorum, materyalist bakış açısıyla özgür irade sonucuna varamayız ve canlıların hepsinin bir otomat olduğunu, hiçbirimizin bir iradesinin olmadığı falan noktasına geliriz. Öte yandan Doğu düşüncesinde önce bilinç vardır. Yani ezoterik birçok öğretide maddeden önce bilgi, bilinç ve istenç vardır. O istenç maddeyi şekillendirir, o istenç canlılığı yaratır, o istenç canlılığı evrime uğratır ve kendisini ortaya çıkarır. Mesela bilinç şeklinde, düşünce şeklinde vesaire. Şimdi bu yakın zamana kadar işte özellikle materyalist bakanlar, biraz pozitivist görenler açısından biraz doğu masalı, biraz böyle işte altı boş bir şey gibi düşünüyordu. Donald Hoffman ismini vereyim, meraklılar internetten baksınlar. Donald Hoffman bunun matematiksel modeli üzerine çalışıyor. Benim Unutulacak Şeyler kitabının son bölümünde Dünya Denen Arayüz diye bir kısa kısımda görüşlerini anlatmaya çalıştığım aynı Donald Hoffman bu. Hoffman önce bilincin var olması durumunda, ki adam bunu diyor ki bu bir varsayım. Yani ben böyle bir şey gördüğüm için söylemiyorum ama bu varsayımı kurduğunda... Bir öngörü diyor yani. Tabii. Bilinç dış dünyayı şekillendiriyor. Şekillenen dış dünyadan da o bilinç sorumlu. Dolayısıyla işte bu conscious agent, bilinçli varlık, ajan dediğimiz şey varsa o zaman gerçeklik oluşuyor ve bu gerçekliğin oluşmasına doğrudan onun iradesi söz konusu. Yani Hoffman'ın modelinde ve Doğu düşüncesinde irade mecburi ama materyal düşünce, sadece materyalist bir bakış açısıyla açıklarsan irade mümkün değil. Dolayısıyla iki farklı dünya görüşü aynı yere süper oturuyor. Zaten işi eğlenceli yapan taraf da bu. Yani burada hangisinin doğru olduğunu çok fazla da bilemiyoruz. Neyi tercih edersen oradan gidiyorsun. Biraz dünyaya bakış tarzın bu seçimini belirleyecek. Ama bu, yani, burada da irade var mı yok mu onu bilemiyorum da. Yani hani işte burada da bir irade olması gerekiyormuş gibi. Ya da birazcık daha mesela iradeyi üslup gibi de ele almak mümkün mü acaba diye düşünüyorum. Birazcık daha dili kolaylaştırmak açısından böyle söylüyorum. Yoksa bu sohbetin kendisi işte o çok kadim ve kesintisiz felsefi ana diyaloğa da gidiyor. Öz mü varlıktan önce geliyor, varlıktan özden önce geliyor, Hegel'ler vesaireler falan. Hani bu sohbeti de başka bir yerden yapsak da böyle bir yerden geliyor ama ötesinde hani şimdi güncellersek işin içerisinde, evet yani hesaplanamaz metodolojide olduğu gibi. Virgül sonrası 1-0 hesaplayabiliyoruz. 2-0 hesaplasak belki de önümüzdeki bir haftayı biliyor olacağız ama bilemiyoruz. Bizde de bir insanın oluşumu için hesaplanamaz bilgi yumakları ve değişkenler var. Hesaplanamaz bilgi değişkenleri mi kararını belirliyor? Yoksa gerçekten sen bir aşamadayken aldığın bir bilgiyi arada, yani dıştan gelen etki olmadan oluşan bir bilinç yok ama belli bir aşamaya gelmiş bir bilinci aldığında, yani isteğin, açlık isteğin stabil ama açlık isteğini nasıl gidereceğin belki de kişisel olabilir. Ya da bizim iradeye bağlı olabilir. İradeye bağlı olabilir mi acaba ile alakalı. Bunu böyle yorumlamak istedim çünkü burayı kestiğimizde, tamamen materyalist bir tarafa vardığımızda işin sonu şeye gidiyor gerçekten. Robot. Demokrasiler boş. Her şey boş. Boş falan gibi bir alana gidiyor. Bu kötü bir duyguya nedir? Tabii yani varabileceğin, tarafa gelince de... Yani varabileceğin en iyi yer şudur materyalist bakış açısı. Bu bir sanrıdır. İnsanlar kendini iyi hissettiği için takılsınlar böyle. Yani gerçeği bilmelerine de çok gerek yok. Noktasına bağlaman ama gerekir yani. Hiç bilimsel olmuyor işte. Bilimsel yani. De değil de şey de değil. İnsani de İnsan, değil. Yani, ha, evet, yani. Sonuçta ya biz bir neden arıyoruz, bir açıklama arıyoruz bilmem ne. Bunların hepsi boş ama doluymuş gibi yaşıyorsun dışarıda. Bu saçma bir ikilem oluşturuyor. Aynı şey gibi yani işte her şeyi gören bir tanrı var deyip orada üç kağıt çeviren adamın durumuna benziyor. Anlatabildim mi? Varsa ne olacak? İşte görüyor falan. Yani onun gibi böyle bir şizofrenik bir yaşam. İnsan zaten bunun anksiyetesiyle yaşıyor. Ne taraftan olursan ol, hangi düşünceye sahip olursan ol, bundan kurtuluş yok yani. Öyle dünyada kendinle barış sağlamak kolay bir iş değil bu arada. Ya bana sorsan tüm hareketleri çelişkiler sağlıyor. Tabii. Yani o yüzden hani böyle bir çelişkinin kendisi bile acayip güzel bir harekete neden olabilir. Yani böyle bakması da mümkün. Yani bunu da bir motor olarak kullanmak tabii, çelişkinin tabii. Kendisi. Yani zaten daha önceki bölümlerde dedik ya, yani ben sıklıkla da bu lafı tekrar ederim. Canlıların mesela bir yere doğru evrilmesi, maddenin evrilmesi, dönüşmesi hep
birbirine zıt çelişkiler, birbirine zıt kuvvetler arasında bir denge bulma, evet, bir oynama arayışı. Geçenlerde bir televizyon programında işte böyle dindar bir arkadaşa tabiatta deneme yanılma var diye bir yere yazmışım, o da almış. İşte deneme yanılma yapılmış gözüküyor demişim. Diyor ki Allah deneme yanılmayla mı yaratıyor? Anlatmaya çalışıyorum, dinlemiyor. Tanrı öğrenmez deneme ama madde deneme yanılmayla öğrenir. Yani Tanrı maddeye öğretendir zaten de nasıl yapılacağını. Dolayısıyla maddenin öğrenme biçimi deneme yanılma. Biz de aynısını yapıyoruz. Taş toprak da aynısını yapıyor. Uzaydaki toz da aynısını yapıyor. Dolayısıyla bu deneme yanılma dediğimiz süreç o işte karşılıklı etkileşimler, çelişkiler, zıtlıklar, doluluk ve boşluk arasındaki ilişkiler. Yani aslında hep bir farklılığın oluşturduğu kenarlarda oluyor ya her şey, işte kenar etkisi falan dediğimiz. O farklılıklara ihtiyacımız var. Zaten her şeyi çözmüş olsak burada bunlar ne konuşacağız abi yani. Ama hadi bir de buna daha sosyal hayatımızdan, şimdiki zamandan bir yerden de hani konunun kendisine bakalım. Yani biz de bu mesela bu programı yaparken ki ana içerik zeminlerimizden bir tanesi daha iyi olmaya yönelik bir çaba. Biz kendi içimizde de daha iyi olmaya yönelik bir çaba, hani bu sohbeti yaparken de ya da bunu izleyen insanların da bunu izlerken emek sarf ediyorlar yani gerçekten. Aynen. Glukoz yakıyor, enerji, yani başka... Ya kesin popüler... bunu seyrederken çok emek sarf ettiklerini biliyorum. Ha, yani hani başka eğlenceli tonlarca şey varken hani bir sürü insan bunu seyrederken aslında daha iyi olmayla alakalı olası daha kolay bir yönteme oranla daha zor bir şeyi tercih ediyor. Hani bu tercihi kendisinin zemininde arayacağımız şey iradi isteklerin dışında iradi olabilir mi acaba? Hani şimdiki zamandan bakmış olalım. Ya da değiş diyoruz insanlara, dönüşmek mümkün diyoruz. Ya da kendimizi değişip dönüşmekle alakalı zorluyoruz, biçimlendiriyoruz. Bu da böyle. Halbuki dış koşullar bizi aksine hani değişmeyip hani en kolay, en statik, en dengeli halde tutmaya çalışırken biz değişip yeni çelişkiler oluşturuyoruz hayatımızda, yani başka değişimler yapıyoruz. Bu iradi bir karar olabilir mi? Bilmiyorum. Şöyle, mesela burnuna bir dokunur musun lütfen? Dokunurum. Seninkilere de dokunur istiyorsun. Yok, kendi burnuna. Burnumu elletmem. Şimdi burnuna dokunur musun dedim ve burnuna dokundun. İradi olarak mı dokundun burnuna? Tabii sen istedin, ben dokundum. Dokunmaya da bilirdin. Tamam. Dokunmayı neden seçtin? Dokunmayı tercih ettiğin için. Peki ben söylemesem burnuna dokunur muydun? Muhtemelen o anda dokunmazdım. Peki benim söylememden bağımsız olarak burnuna iradi olarak dokunabilir miyim? Şimdi yüzümün her yerine dokunasın. Ama bak burnuna dokunmuyorsun. Peki burnuna birisine ben dedim ki burnuna dokun ve burnuna dokunmadı. O zaman iradi olarak mı dokunmamış oldu? Hayır, ben ona söyledim. Burnuna dokunma fikri var. Özgür irade tartışıyoruz. Yani dokunmayayım bari. Çünkü biraz önce burnuna dokunma konusu geçti. Yani her şey aslında bir etki tepki sistemi içerisinde oluyor. Bizim yani şu yanağımızı bilinçsiz olarak kaşımamız nasıl ki buradaki bir kimyasal maddenin ya da işte ne bileyim yaranın, enfeksiyonun bir şeyi ise hayatta yaptığımız her şey bir başka etkinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikle konuya yabancı olanlar için ben kısaca şeyi söyleyeyim. Özgür irade deneyleri nasıl yapılıyor? Mesela işte o çok meşhur bir dönen çark deneyi vardır. Bu bir işte 1 ile atıyorum işte 10 arasında sayılar olan bir çark var. Böyle dönüyor. Kişilerin de elinde bir düğme var. Deniyor ki herhangi bir sayıya geldiğinde karar ver ve düğmeye bas. Şimdi insan karar vermesiyle düğmeye basması arasında bir zaman farkı var tabii ki. Kişiler diyor ki ben 5'te verdim kararımı, bastım, atıyorum işte 6'da basıyorlar düğmeye. Fakat bu sırada beyin dalgaları, vücutlarından sinyaller falan kaydediliyor. Ve defaatle yapılan deneylerin ortalamasından şunu görüyorsun. Bu insanlar o tuşa basmaya karar verdim dedikleri andan bir rivayete göre 700 milisaniye, bir başka rivayete göre 7 saniye önce, çok farklı çalışmalarda farklı sonuçlar var, beyinde karar verilmiş oluyor. Şimdi bizim bilinçli zihnimiz daha farkında olmadan 7 saniye önce içeride karar veren bir şey varsa, bir ben vardır, benden içeri, bu kesin. Yani içeride karar veren başka bir şey var. Şimdi bu başka şey ne? İletişim aksaklığı olabilir mi? Azıcık şakalayayım. Şöyle, doğru işte onu anlat. Tam olarak doğru söyledin. Şimdi beyin bizi bazı şeylerde kandırıyor. İşte daha ve soru yorumda galiba onu bir cevaplamıştım. Bir ayağına dokunuyorsun, bir de burnuna dokunuyorsun bir kişinin. Ayağıyla burnu arasında çok ciddi mesafe farkı var beyne gidiş açısından ama biz bu ikisini eş zamanlı olarak algılıyoruz. Saniyenin yarısı kadar, hatta daha da büyük bir fark var aslında uyarıların gelmesinde. Dolayısıyla beyin zamanlarla böyle oynar. Mesela ardışık gelen iki flaşı biz
tek bir lamba olarak algılarız. Mesela şu lambalar sahnede 50 kere yanıp sönüyor. Biz onları birleştirip tek bir ışık olarak görüyoruz gibi. Şimdi bu kandırma bizim dünyayı rahat yaşamamız için yapılmış bir. Aynı şekilde bilinç birçok değişkenle uğraşınca çabuk yorulan bir şey. Muhtemelen bizim kararlar arkada bilinç dışı bir sistemle veriliyor. Bize de ayıp olmasın diye hazır kararı dayatma yerine ya bak sen aldın kararı aslansın koçum benim falan gibi bir şey yapılıyor içeride. Biz çok önceden verilmiş kararı şimdi aklıma geldi falan diye uyguluyoruz. Yani Nasrettin Hoca'nın eşekten düşünce ben zaten inecektim demesi gibi. Peki mesela o kararlar mesela şöyle olabilir mi? Hadi azıcık simülasyondan da bahsedeceğim. Konuyu da simüle etmiş olalım mevzuda. Mesela bu kararlar yaşamda tecrübe bir şeylerle tecrübe edip denk geldiğimiz hani o şeylerde onların üzerine yaptığımız simülasyonlarla ön hazırlıkları olan bir şey olabilir mi? O da ama bir etki tepki işte. O da yani ama bizim... etki tepki de zaten yani mesela bunu söylemeye gerek yokmuş gibi geliyor bana. Etki tepki de zaten hani bu öyle bir dünyada hiçbir neden ve varlığın olmadığı bir yerde değiliz ki. Hep zaten başından itibaren bir etkileşim içindeyiz. Bir etkileşim içerisindeyiz. Olayın belli bir bölümünün etki tepkiyle geldiği belli. Ama etki tepki seçenek verdiğinde seçeneklerden bir tanesini seçmeyle ilgili tavrın kendisi. Hani öyle değil de işte buna dokunmak ya da dokunmamak refleksini vermekle alakalı tepki kişisel. Elbette bu kişisel dediğim şeyin içerisinde hormonlar var. Geçmiş hikayelerin yapısı var. İşte 4 yaşında annemle oynadığım oyunun bir etkisi ya da bir varsayımı da var. Bunların hepsi ölçemediğim süreçte geçmişten itibaren geliyor. Ama bu gelen şeylere istinaden zaten oluşmuş kimliğim bununla ilgili verdiğinde buna irade denmiyor mu acaba? Denemez mi? İşte zaten öyle bir şey diyoruz irade ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela geçen programlarda da adını anmıştık. Dragon Fruit. Teyze soruyor ya markette. Dragon Fruit var. Evet hatırlıyorum. Şimdi bizim buradaki insanların çoğunun vücudunda sadece dragon fruit denen o ejder meyvesinin içinde bulunan bir madde eksik olsa, biz biliyorsun vücudumuzda bir şey düştüm, mesela şeker düştüm, canımız şeker ister. Ve şeker denizi neden alıyorsak daha çok onu canımız çeker. Dragon fruit de ejder meyvesi, Türkçesi oturmadı bir türlü. Ejder meyvesinde de kendine özgü bir bileşim var. Mesela onu yemiş bir insan, eğer kanında, vücudunda o bileşen düşerse canı ejder meyvesi çeker. Ama bizim buralarda kimsenin canı ejder meyvesi çekmez çünkü onunla ilgili bir deneyimi yoktur. Seçenekleri arasında o mevcut değildir. Durup dururken bir anda hayatında hiç ejder meyvesi görmemiş birisi ben ejder meyvesi yemek istiyorum derse bu psikiyatrik parapsikolojik bir konu haline gelir. Yani artık neden sonuç zincirinin dışına çıkınca... Bu sohbetin sonunda ejder meyvesi satışı artacak. Kesinlikle. Saçma bir şey. Ben seviyorum ama keşke artsa yani. Türkiye'de bir iki yerde gördüm ama çok da fazla yok. Netice itibariyle o dediğin seçenekler var ya zaten karşılaştığında o senin repertuarın içerisinde yer alıyor. Yani şu 35 bin seçenek arasından birini seçebilirsin denen bir varlık, o 35 bin seçeneğin 35 bin birincisini seçemiyor ise özgür irade sahibi değildir. Dolayısıyla özgür irade kavramı etki tepkilerden bağımsız olarak karar verip uygulamayı gerektirir. Şimdi bizim taraftaki yani doğu düşüncesindeki cüz'i irade kavramına bakarsan, daha insaflı, daha mantıklı bir noktaya geliriz. Evet, buna yakın yorumluyorum galiba ben de. Yani bu cüz'i iradede şöyle bir şey var. Hayatımızın çok büyük bir çoğunluğu, hemen hemen hepsi irade dışı gerçekleşiyor. Çok örneğini veririm. Mesela benim kadar çok konuşan bir adam nasıl konuştuğunu düşündüğü anda konuşma melekesini yitirmeye başlıyor. Çünkü onun otomatik pilotta kendi kendine geldi. Bak şu anda gene düşünmeye başladım üzerinde ve ne diyordum ben onu unuttum. Bak şu anda çok biliyorum. Aynı şeyi sıklıkla başımıza aynen öyle. Geliyorum. Yani bir şeye böyle odaklandın mı işte Ozan'ın daha önce bir videosunda cevapladığım gibi bas gitar çalarken ay ne güzel çalıyorum dediği anda hata yapmaya başlaması gibi. Şimdi hayatı, ben bunu nasıl çalıyorum? Bak parmaklar falan dedi gitti. Hayatı akışkan yaşayabilmek için bilinci çıkaracaksın aradan. Dolayısıyla iradesiz yaşamak güzel bu anlamda. Ama İnsanın sorumlu bir canlı olabilmesi, mesela işte hata yapınca ceza verebilmemiz, ona bir ehliyet atfedebilmemiz için bir dilek gücü olmalı, bir irade gücü olmalı. Cüz'i dediğimiz zaman, cüz'i kelimesinin etimolojisi çok öğretici bence. Cüz ve kül, iki tane terim vardır Arapça kökenli. Kül hepsi demektir. Hiçbir şey dışında kalmayacak şekilde hepsi. Cüz ise görünemeyecek kadar küçük parçası. Mesela cüz külün aynasıdır işte gibi. İngilizce'de de bunun as above so below diye bir karşılığı var. İşte yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir gibi. Şimdi bu cüz eğer hani cüz'i sözcüğündeki cüz'ü anlarsak ölçülemeyecek kadar küçük anlamına gelen de bir
telmihi vardır cüz'i sözcüğünün. Bizim mesela kitapların parçalarına da fasikülerine de cüz deniyor Arapça kökende. Mesela Kur'an cüzleri falan var ya. Ama bu cüz'i öyle bir şey değil. Çok 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 küçük. Şimdi buna denk gelen bir şey var yalnız fiziksel dünyada. Özellikle modern şüpheci pozitivist bilimci arkadaşların, daha doğrusu ben onlara bilimperest arkadaşların diyorum, pek sevmediği bazı araştırma konuları var. Bunlardan bir tanesi de kuantum niyet konusudur. Dean Radin falan gibi adamlar bunları çalışır. IONS diye bir enstitü var Amerika'da. Institute of Noetic Sciences diye. İşte bilinçli evren üzerine çalışmalar yapıyorlar. Biraz önce söylediğim Hoffman'ın deneysel kanıtlarını üreten versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu arada birlikte çalışıyorlar mı onu da bilmiyorum ama bu adamlar yaptığı deneylerde defaatle şunu gösteriyorlar. Sadece düşünce, sadece niyet etme normalde gayet rastlantısal ve belli bir örüntüsü olmayan kuantum fiziksel olayların örüntüsünü saptırabiliyor ve değiştirebiliyor. Bunu gösteriyorlar adamlar. Şimdi dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bilinç, bizim herhangi bir fiziksel müdahalede bulunamadığımız kuantum fiziksel düzeydeki oluşlara mesafeden, yerden, zamandan bağımsız bir etki yapabiliyor gibi gözüküyor. Burada Virgül'le beraber hani konuyu daha açıklamak için söylüyorum. Şeyde hani izleyiciler de kopmasınlar konudan. Çoktan kopmuş olabilir. Gözlemci gözlenen şeyin tavrını değiştiririm. Bir sonraki aşaması çok bu. Çok daha evet üst aşaması. Şeyde bu kritik sayıda insan belli bir konuyu belli bir biçimde düşünürse düşündüğü konu düşündüğü gerçeklik biçiminde olur. Hani ileri teorilerinde de şey söylüyorlar. Yani biz dünyadaki insanların hepsi evrenin genişlediğine inanırsak evren genişler. Genişlediğine inanmazsak evren genişlemez. Gibi. Aynen, sonucu var. Hani bunu hakika kadar giden diyalog içerisinde tabii. Gayet akıllı uslu adamlar diyor. Şimdi konuşurken çizgi film konusu konuşuyormuşuz ya da Star Wars konuşuyormuşuz gibi oluyor ama böyle değil. İlk tabii. Duyduğumda ben de hadi canım falan diye şey yapmıştım. Şimdi bilgide derinleşmeyen birisinin hadi canım tarafında çok güzel bir konforu vardır. Yani almadı öyle şey. Ama biraz derine girdiğin zaman imkansız diye bir şey olmadığını fark edersin. Çünkü bunların hepsi kuramsal tabanda aynı örgüye dayanıyorlar. Yani hepsi makul ve mantıklı. Dolayısıyla düşünce, bilinç, irade, istenç neyse adı kuantum fiziksel olayları saptırabiliyorsa ve biz bunu ölçebiliyorsak bu şu anlama geliyor kabaca. Bedensel hareketlerimizde makro dünyada, gerçek dünyada iradeyi gösteremesek bile niyet düzeyinde iradeyi göstermiş durumdayız. Şimdi niyet ne demek? Kuantum fiziksel olayları saptıracak kadar küçük bir şey aynı zamanda bizim beynimizdeki mekanizmalarda da çalışıyor. Mesela o sinirler arası aracılık yapan maddelerin etkileri kuantum fiziksel etkilerdir. İşte Roger Penrose ve Stuart Hameroff diye işte benim gençlik döneminde özellikle çok takip ettiğim iki araştırıcı, Penrose matematikçi, öbürü bir doktor. Sinir hücrelerinin içindeki bu mikroskobik tüpçüklerde kuantum hesaplamalar yapan bir bilgisayar falana dair teorileri var onların. Ta onların falan da bahsettiği bir karşılık bu beyinde. Bizim beyni şimdiye kadar açıkladığımız düzey hep makina, bilgisayar, entegre devre düzeyi ama kuantum fiziği hiç mesela biyolojiye doğru düz girememiştir. Çünkü vücut maddeden oluşmasına rağmen kuantum fiziğini o kadar anlamıyoruz ki yani sokamıyoruz bu işin içerisine. Fakat gerçekte burada kuantum fiziksel bir şeyler oluyor bizim bedenimizde de beynimizde. Dolayısıyla eğer bu birleşme olursa sözün özü biz o zaman niyetin davranışları ve dünyayı nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlayıp hareketlerde irade aramayı bırakıp niyetimize konsantre olmayı öğrenebiliriz belki. Ben mesela bu bilgiyi çıkaralı çok uzun zaman oldu ve ben böyle yaşıyorum. Hata yaptığım zaman hatanın kendisine ya da onun görünür sebeplerine değil, kendi içimdeki temel kök niyete inmeye çalışıyorum. Yani ne yaptım da, nasıl düşündüm de, neye inanıyorum da bu böyle oldu. Çok tatlı bir yere bağlandı. Bunun sohbetini seninle başka bir programın içerisinde de yapmayı istiyordum. Yani işte multidisipliner diye konuşuyoruz ama aslında hiç multidisipliner davranamıyoruz. Bak kuantum fiziksel anlamda yani çok basit bir şey yapıyor. Fizikteki en küçük evrende ölçülebilir evrendeki bir şeyle alakalı konuşuyor. Bunu biyolojide, sosyolojide, psikolojide niye yapamıyoruz? Yani kuantum psikolojisi, kuantum sosyolojisi, kuantum biyolojisine de ihtiyaç var. Bu bir yöntem çünkü. Bu fizikle ilgili bir şey değil sadece. Konuşalım fizikteki başlıklar çok iyiymiş. yani kuantum biyolojisi. Bu arada bununla alakalı yani hani
kuantların olduğu fizik dünyada hareketlerin tuhaflığıyla alakalı davranış gözlemliyoruz. Bizim normal fizik dünyamızı Newton tanımladı ve neden sonuç ilişkisine dayalı bir fizik dünya var. Ama kuantların olduğu, yani atom altı parçacıkların olduğu dünyada davranışlar acayip tuhaflaşabiliyor. Sadece orada değil, bak 15 gün önce bir çalışma yayınlandı. Koca koca moleküller, yani kocaman, ekmek somunu gibi düşünebilirsin moleküler aleminde kocaman şeyler. Klasik değil, kuantum kurallara göre davranıyorlar. Mesela 60 karbonlu bu Fuller'in molekülü vardır. Böyle futbol topu gibidir aynı. Onu aynen elektron gibi yarıklardan atıyorsun. O moleküller, o koca moleküller kuantum fiziksel dalga özelliği gösteriyorlar mesela. Yani o dereceye kadar aslında etkili bir kuvvet bu. Biz çok kütle büyüyünce tabii ki o etkiler görünmez oluyor ama ölçebileceğimiz noktalarda etkisi olan, hiç de öyle hani sıra dışı ya da işte gözlem dışı bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Bu arada bugün CD'ler falan işte optik yüzeyler kuantum fiziğiyle çalışıyor. Yani oradaki meseleler. Mantığı kullanıyor. Aynısının biyolojide de ya da işte sosyolojide, psikolojide de gerçekten ya da matematikte de belki. Yani kuantumdaki sapma, yani bizim alışkın olduğumuz klasik fiziğin, Newton fiziğinin dışındaki bir kuralla çalışmasının biçimi biyolojinin içerisinde ya da işte psikolojinin içerisinde de kuantlar ya da daha küçük parçacıklar seviyesinde incelenerek, daha küçük davranışlar seviyesinde incelenerek tekrar elden geçirilebileceğini ve bu bize çok başka bir bakış yöntemi verebileceğini, klasik bildiğimiz psikoloji ya da sosyoloji. Sorun şu, inceleme yapılıyor ama o köprüyü kurabilen yok. Şimdi burada bir felsefi bakış da lazım. İşte eski polimat dediğimiz insanlar bunu yapardı. Yani Newton mesela prizmalardan ışık geçirdi, bir şeyler attı, tuttu, kütle çekim falan. Ama adam sonra niye kutsal kitabın yorumlarına çalıştı? Şimdi iltifat gibi olmasın da neuroimsel bakış açısıyla sen aslında böyle bir şeyi de ben onu yapmaya çalışıyorum. Tabii yani haddim olmayarak, kendimi zorlayarak. Mesela bu devirde polimat olmak da zor. Yani her tabii alandan haberin olması falan büyük bir iddia olur ama biz bunu tabii, ben uzun süre şeyde vakit kaybettim. Böyle her alanın teknik bilgisine vakıf olmak değilmiş ki polimatlık. Felsefesini ve bulunduğu durumu bileceksin o alanı. Mesela fiziğin bulunduğu hali, büyük problemlerini ve çözdüklerini bileceksin. Bir de polimat tıbbın olma, hakeza. Yani hadi azıcık karikatürize ederek anlatayım mevzuyu. Polimat olma birazcık normal olmamayı, yani normal klasik dünyanın getirilerinin dışında şimdiye kadar polimat diye tarif edebileceğin adamların yarı dünya, Newton'un kendisi de öyle yani, bir taraftan da simyacı altın yapmaya çalışıyor falan yani hani yani bir tarafının yani işte niye öyle normal olmadığını da biz artık o öyle bir dünyayı da kaldıramıyor yani, öyle bir dünyada da var olamıyormuşuz gibi de geliyor. Polimat olmayı engelleyen şeylerden bir tanesi de o. Bu bir denge hikayesi. Aynen. Bir yerde çok doğru bir tutarlılıkta veri çıkarabilmek için bir yerde de saçmalama kabiliyetine de sahip olman gerekiyor. Çünkü saçma bir sürü şey diyeceksin. Yani bunu ilk diyen adamın dünyasını düşünsen, az önceki sohbet ettiğimiz konuyu. Dünyada yeterince sayıda insan, evrenin genişlediğini düşünürse evren genişler. Hani bu ilk dendiği anı düşün yani, insanların hangi tür bakacağı. Bu bir çılgınca bir cümleymiş gibi geliyor ama şimdi gayet akıllı uslu bir sürü adamın çok makul bulabildiği bir şey oluşturuyor. Ya işte bu radikal fikirler zaten önce işte bir arıza çıkarır. Ondan sonra ya biz bunu biliyorduk ki'ye kadar gelirsin yani. Sistem o ama yani bunlar yeni fikirler değil bunların hiçbiri. Burada masada konuştuklarımızın hepsi 1000 senelik mevzular. Yani belki 5000 senelik mevzular. Yeni teknolojiyi de yeniden yorumluyoruz. Şu anda yani bilimin bütün alanlarının bize söylediği, aslında benim hep de anlatmaya çalışıyorum. Bütün o nöroevrimsel bakış açısının da aslında bana gösterdiği şey şu ki, sorunlarda bir değişme yok. Yani ana sorunlar orada buz gibi duruyor yani. Bizde teknik bir sürü bilgi üretildi, teknoloji üretildi ama ana sorunları çözebilmiş değiliz. Mesela modern zaman kafasının rahatlığına hastayım. Yani bir yerden tutuyor mesela, bir pozitivist oluyor, bir dindar oluyor, bir bilmem neci oluyor. Bütün dünya açıklanmış, her şey çok güzel. Mis gibi yaşayıp gidiyor mesela ama gerçek içine girip de şöyle bir birleştirip önüne koyarsan ter basıyor adamı. Yani hakikaten en önemli sorunlar daha çözülmemiş oluyor. Şimdi niyet dediğinde, hani niyet kelimesi de bizde Arapça kelimelere karşı azıcık alerjik yaklaşımlar da var. Belki gıcığına yapıyor. bunu da doğru tarif edeyim. Mesela niyet kelimesinin olduğu arena aynı zamanda anlamlar ve hikayelerle de ortak arenada birdenbire. Yani niyet dediğimiz şey anlamla da bileşkeli, nedenle de bileşkeli. Tabii ki. Yani şeyde. Zaten işte o niyeti oluşturan şey, sana daha önce çok konuştuk. O anlam, o hikaye, o bütün. Yani işte burada kök inançlar giriyor devreye mesela.
Şimdi lukalar nasıl oluyor da el ele tutuyor ve hücreler bir araya geliyor'ya geçelim bir sonraki bölümde ve bu niyet, aynen, hikaye ve anlam üçlüsünü buradan bağlayarak nasıl bağlayacağız? Allah'tan ayırırız. Bir fikrim var konuyla alakalı, bakalım yer mi deneriz. Mustafa'nın fikri var, benim yok.